Merhaba arkadaşlar, ben Bengü Sece Bakırdere. Bugün LGS hazırlandığım kendi odamdayım. Yeni nesil soruları çözmenin çok zor olduğunu, sizi çok zorladığını biliyorum. Onun için bugün sizlerle beraber yeni nesil sorular nasıl çözülür bir video çekmek istedim. Öncelikle yapmamız gereken ilk aşama konuyu oturtmak olacaktır. Çünkü biliyoruz yeni nesil sorular çok çetrefilli sorular ve bizi gerçekten çok zorluyor. Bundan zorlanmamak için de konuyu iyice oturttuğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Peki konuyu nasıl oturtabiliriz? Ben geçen sene bu zamanlar konuları oturtmak adına basit alıştırmalardan yararlanıyordum. Basit alıştırmalar ne diye soracak olursanız bunlar açık uçlu, konuyu pekiştirmeye yarayan sorulardı. Açık uçlu tercih etmemin sebebi de şıklardan yararlanamayacak olmam. Bu elbette beni zorladı, eminim ki sizi de zorlayacaktır ama inanın bu muhakeme yeteneğinizi gerçekten çok geliştirecek ve yeni nesil sorularda size çok yardımcı olacak. Bu alıştırmalardan yararlanmak için öğretmenlerinizden faydalanabilirsiniz ya da bu tür soruların içinde bulunduğu birçok kaynak var, onlardan da faydalanabilirsiniz. Bu ilk aşamanın sizin için gerçekten çok faydalı olacağına inanıyorum. İkinci aşama eski nesil sorular. Eski nesil sorulara geçmeden önce insan bir yeni nesil sorulara başlamak istiyor. Hani bir an önce yeni nesile geçmeliyim, sonuçta sınav onlardan çıkacak diyor. Ama inanın önce yeni nesil sorulara geçerseniz patlarsınız. Ve çok fazla yanlışını çıkar ve bu sizin moralinizi gerçekten çok kötü etkiler. İçinizdeki çalışma isteği yok olur. Şahsen ben bu zamanlar bunu yaşadım. Eski nesil soruları atlayıp önce yeni nesil soruları çözmek istedim ve gerçekten moralim çok bozuldu. Derslerden soğudum. Eski nesil soruların önemi ise sizi yeni nesil sorulara hazırlayacak olması. Çünkü konunun ana başlıklarını size öğretecek ve işlem hızınızı da arttıracaktır. Ancak eski nesil sorularda çok da vakit kaybetmemek lazım. Çünkü yeni nesil sorular biliyorum gözümüzü korkutuyor, başlamak istemiyoruz ama eski nesil sorularda vakit kaybettikçe de yeni nesil sorulara uzak kalmaya başlıyoruz. Peki soracak olursanız eski nesil sorular günde kaç adet çözmeliyim, ne kadar çözmeliyim? Bunun bence belli bir sayısı yok. Bu kişiden kişiye değişebilir. Ancak sınırları birazcık zorlarsak bence çok da güzel olur. Şimdi eski nesil soruları da hallettiğimize göre sıra yeni nesil sorularda. Biliyorum yeni nesil sorular çoğumuzu korkutuyor. Geçen sene bu zamanlarda beni de gerçekten çok korkutmuştu ama aşılamayacak gerçekten hiçbir nokta yok. Özellikle bu birinci ve ikinci aşamayı uyguladıysanız gerçekten yok. Yeni nesil soruları çözmekte bence kitap okumak gerçekten çok önemli. Eminim ki bunu çoğunuz da duyuyorsunuzdur ancak artık 8. sınıf olduğunuz için vaktiniz kalmamıştır eminim ki kitaplara. Burada da devreye paragraf soruları giriyor. Paragraf soruları hem sizi Türkçe sorularına hem de matematik yeni nesil sorularına hazırlayacak. Dolayısıyla çift de kazanacaksınız aslında bir yandan. Bu arada eski nesil sorularda bir soru sayısı vermemiştim ancak yeni nesil sorularda vereceğim. Eğer şu ana kadar yeni nesil sorulara başlamadıysanız 20 yeni nesil soru günlük ideal olacaktır. Ama eğer siz derseniz ki ben bir aydır çözüyorum, biraz alıştım artık yeni nesil sorulara, 40-50 soru bu dönem için ideal olacaktır. Peki siz Haziran'dan beri çalışıyorsanız, yani ben yazımı da çok verimli geçirdim, artık alıştım ben yeni nesile diyorsanız artık günde 70-80 yeni nesili görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bence buradaki en önemli noktaysa her gün çözümü soruyu bir soru bile olsa arttırabilmek. Çünkü bir zaman sonra göreceksiniz ki günde bir soru, bir soru, bir soru arta arta eskiden hayranlıkla baktığınız soru sayıları sizin için çerezlik sorular olacak. Dolayısıyla burada önemli olan kaç soruyla başladığınız değil, bunu ne kadar arttırabildiğiniz, kendi üstünüze ne kadar koyabildiğiniz olacaktır. Yeni nesil sorularda en çok yaşanılan durumlardan biri ise odaklanma sorunu. Bence bu odaklanma sorunu yaşamayan hiçbir öğrenci yoktur. Geçen sene bu zamanlar ben de bunu pekala yaşıyordum. Peki bunun sebepleri ne? O gün okula gittik, çok yorulduk. Kimimizin dershanesi vardı, dershaneye gitti, ödevlerini yaptı ve şimdi sıra yeni nesil soru çözmeye geldi. Ancak sorular hem bir hayli uzun hem de bizim zihnimiz zaten yeterince dolu. Bence burada yapılacak ilk şey kendinizi dinlemek, kendinize vakit ayırmak olacaktır. Tabii ki bu süre hani oturdum birazcık daha telefonuma bakayım, birazcık daha televizyon izleyeyim gibi değil. Elbette ki bunu süreyle yapacaksınız ama mutlaka yapın. Çünkü bu yoğun tempo içerisinde insan gerçekten bazen kendini kaybedebiliyor. Ve kendini bulması için de kendine 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika bir vakit ayırması gerekiyor. Kendinize vakit ayırdıktan sonra inanın dikkatinizi toparlamanız çok daha kolay olacak ve yeni nesil sorular size çok daha kolay gelecek. Şimdi dinlendiyseniz, artık kendinizi soru çözmeye hazır hissediyorsanız yeni nesillere başlayabiliriz. Soruyu okuduğumuzda ve sonuna geldiğimizde sorunun başını unutuyor olmamız. Peki bunu nasıl yenebiliriz? Yani nasıl soruda kalabiliriz? Ben bunun için iki taktik uyguluyordum. Size hangisi uygun gelirse bence onu yapabilirsiniz. İlk taktik, soruda okuduğum şeyi kendi içimde tekrar ediyordum. Diyelim ki Ali'nin 3 yumurtası varmış. İçimden şöyle tekrar ediyordum. Evet Ali'nin 3 yumurtası var. Bu şekilde tekrar ettiğim için kendi zihnim, kendi sesimi çok daha rahat hatırlıyordu. Ve sorunun sonuna geldiğinde kendi sesim kulağımda yankılanıyordu, hatırlıyordu. İkinci taktik ise, yani eğer ses sizin işinize çok yaramazsa, not alma. Diyelim ki sorunun 3 cümlesini okudunuz ve bu 3 cümlede size 3 farklı kişi hakkında bilgi verdi. Diyelim ki Ali'nin 10 tane balonu, Mehmet'in 5 tane balonu var. Bunu küçük küçük sorunun yanına notlar alarak hatırlamaya çalışıyordum. Sonra soru bittiğinde bakıyordum. Anahtar bilgileri not almışım. Ali'nin 5 balonu var, Mehmet'in 5 balonu var.
o zaman Ayşe'nin kaç balonu olabilir gibisinden. Dolayısıyla isterseniz kendi sesinizi kendi içinizden tekrar ederek soruyu kullanabilirsiniz. Ya da not alıp sorunun sonuna geldiğinizde notlarınıza tekrardan bakabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber yeni nesil soruları nasıl çözebiliriz, nasıl odaklanabiliriz, nasıl alışabiliriz bunlar hakkında birazcık konuştuk. Video hakkındaki düşüncelerinizi ya da bana olan sorularınızı aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.